Bunların Mesela, dışında bir biz isim, bunu, sözünü ettiğiniz tarifleri uyan bir isim aklınıza gelebiliyorsa söyleyebilirsiniz burada yani. Yani daha bunu çeşitlendirir. Peki. Şimdi birden söyleyip yani tamam. şey yapmayayım da bir tartışma. Ama nihayetinde hani yıpranmamış dediğinize göre bu isim Abdullah Gül de olamaz yani öyle bir. Hayır olamaz yok herhalde. kesinlikle olamaz. Yani bu şey olamaz. <laughs> bir de şey söyleyecektim. Ha, yani çünkü HDP açısından söylüyorum bunu. Yani sizin temel teziniz şu. Meral Akşener bunu söylemiş olsa da. Çatı aday Kılıçdaroğlu olmayabilir. Kesinlikle Kılıçdaroğlu olmayabilir. Bu bir tercihi. Bu bir, bir şey sonucu. olabilir. Hı hı. Yani bu bir şu anda politik bir şey olabilir. Hı hı. E, yani karşı tarafı e, adeta işte yani e, pek bir oyun olur ya. Yani hı hı. o tarafı oyalayacak. E, tartışmaları başka zeminlere götürecek ya Kılıçdaroğlu da olabilir. olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun olması demek Kılıçdaroğlu'nun çünkü Akşener'in tarif ettiği tanımla, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin tarif ettiği Cumhurbaşkanı tanımıyla söylüyorum. Kendi kendilerini bağlayıp sınırlandırmış durumdalar. Jubiles olur. Ne diyorsun gibi? Şöyle tabii ben yani bu işlendirme meselesinin konuşulması çok erken buluyorum. Yani sonuçta e, önümüze bir süreç var. E, yani zamanda yapılırsa daha iki ile yakın bir zaman var yani. 21 aylık bir zaman var. E, dolayısıyla işlendirmenin şimdiden konuşulmasını ben çok doğru bulmam. Genel Başkanımız da bunu yapmamaya çalışıyor zaten. Yani sonuçta Genel Başkanımız e, bu ittifakın ana gövdesini oluşturan ana muhafazat partisi'nin lideridir tabii ki. Her siyasi partinin liderinin e, bir karşılığı vardır. Bir de karşıtlığı vardır. Yani bu doğaldır. Siyasetin doğasında bu vardır. Ama bu tarifi edilen nitelikler, niteliklerin birçoğu, hepsi ve daha üstü Genel başkanımızda var yani sonuç itibariyle. Bunu da bir tarafa koymak lazım. Bir de orada şöyle bir şey var. Meral Akşener'in açıklamasında vurguladığı hususlardan biri de nihayetinde hani e, ortak adayımız Cumhurbaşkanı seçildiğinde e, ona güvenmemiz gerekiyor. Yani parlamenter sisteme geçiş amaçlı bir görev üstleneceğini tabii. orada tutup da ben bu yetkileri çok sevdim. Efendim, <laughs> ben, <burada kalacağım. gülüyor> ben artık burada <laughs> yani, kalacağım şeklinde o, bir tutum izlememesi gerekiyor. Şimdi o açıdan da anladığım kadarıyla evet. Kılıçdaroğlu'na ayrıca bir güven var. Çünkü Meral Akşener diyor ki e, oturacağız bütün parti liderleri olarak mutabak protokollerimizi imzalayacağız, metinlerimizi imzalayacağız, sözlerimizi kamuoyunda vereceğiz. Dolayısıyla hani bir başka ismin e, aday olması durumunda ve seçilmesi durumunda e, kusura bakmayın benim orada imzam yok zaten siz imzalamışsınız deme ihtimali de e, bilmiyorum olabilirim. Yani insanlar ama oluyor, parlamenter ben. sisteme geçmek için affedersiniz siz. E, sadece Cumhurbaşkanının bu idealize ettiğimiz format içinde olması yeterli değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu geçişi sağlayacak, anayasal değişikliği yapabilecek çoğunluk olan lazım. çoğunluk lazım. Yani 360 ya da 400 olarak ifade ettiğimiz. Diyelim ki çok iyi niyetle cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı bu geçişi yapmak istedi. Atılan imzalar Hı -hı. onu da bağladı. İmzası olmasa da bağlar zaten. Hı -hı. Yani bir ittifak genel başkanlarının imzası imza atmamış da olsa o aday her kim olacaksa onu da bağlayacaktır. Ama onun bireysel gayreti yetmez. Yetmeyebilir. Onun, onun için yetmeyebilir. Parlamentodaki Tabii o aritmetik sağlanamayabilir. Şüphesiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimiyle beraber meclisteki çoğunluğu alabilecek bir e, seçim ilkelerini ya da seçime ilişkin çalışmayı da eş zamanlı olarak bence yapmak lazım. Ben bir şey ekleyeyim Barış'tan özür diliyorum. Estağfurullah. Yani e, Kürt meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim de yarın tutum belgesi var. Hı hı. Ee, ya bizim Sezgin Bey ona onun için ayrıca size soru soracak. mı Haberiniz olsun. Eğer illa şimdi Yok illa değil Hı -hı. ama yani bu oturumda gelecekse eğer. Gelecek gelecek da, gelecek. Bir müsaade edin. Barış'ın da hemen yorumunu alayım. Fikret abi'nin de yorumunu alayım. Ondan sonra tam da hem tamam. Kürt sorununda muhataplık tartışması, CHP'nin bu konudaki yaklaşımı tamam. hem de sizin tutum belgesinde ne beklediğinizle ilgili soracağım. Şimdi hatırlarsanız bundan yaklaşık iki hafta önce Devlet Bahçeli sürpriz bir Açıklama yapmıştı. Ne demişti? Zilletin aday meselesi yani Millet ittifakını kastediyor. Milletin meselesi değildir demişti Devlet Bahçeli. Ve biz de burada tartışmıştık demiştik ki ya Devlet Bahçeli AKP medyasına ve kendi medyasına, kendisine yakın olan medyaya aslında bir nevi uyarılarda bulunuyor. Ya bu Millet İttifakı'nın adaylarını sürekli tartışıyorsunuz. Bunların PR'ını yapıyorsunuz diyor. Hatta demişti ki bu Millet İttifakı'nın adayları bunları tartıştırıyor. PR'cıları gibi. Hı hı. Hatta ne demişti hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin başka işi gücü kalmadı da Zillet İttifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? Bu nasıl bir seviyesizliktir? O mu olacak bu mu olacak vesaire bunları yapanlar gafildir. Akıl hocaları şudur budur. Şimdi... Bakın arkadaşlar ne ekrana getirdi? <laughs> bu, bu arada bu biz Bahçeli'nin bu açıklamasını konuştuğumuz Tabii. programda İyi Parti'den Yavuz e, Ağar Alioğlu da vardı. Evet. Ve o da teyit etmişti. İyi de bu Millet İttifakı'nın adı kim olacak? İmamoğlu Akşener ittifakı mı var? Öbürü öbürüne karşı mı? Yoksa aralarında bir sorun mu var? Tartışmaların hepsinin Halk TV gibi e, bağımsız medya organlarında değil, İktidarın kontrolündeki evet. medyada sürekli konuşulduğunu ve amacında Millet İttifakı'nı sürekli yıpratmaya çalışmak olduğunu söylemiştik. Yani Yavuz Bey de demişti. Galiba MHP örneğin e, değil mi? Neyse adını vermeyeyim kanalın. Yani oradaki yorumculara fırça atıyor. Üzgün üzerlerine alınsalar hatta iyi olur demişti. Hatta yakın yayın organlarını da herhalde evet. değil mi? bağlar bu? E peki bugünkü, bugünkü, bugünkü Türk Gün Gazetesi. Bugün 26 Eylül Pazar. Peki Türk Gün Gazetesi MHP'nin yayın organıdır. Hiç şüphesiz MHP'nin yayın organıdır. Bakın manşetinde Akşener konuştu zillet karıştı. Yani MHP'nin yayın organı Devlet Bahçeli dinlemiyor mu Gökmen Karada? Bizzat manşetlerini Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Acaba şu mu olacak? Millet İttifakı'ndaki tartışma vesaire. Bizzat Bahçeli bunları yapanların seviyesizlik yaptığını, bunların yapanların gafil olduğunu, bunları yapanların maşa olduğunu, bunların aslında Millet İttifakı'nın PR'ını yaptığını söylemişti. E şimdi MHP'nin yayın organı yani Devlet Bahçeli'nin bizzat sözcüsü olan Türk Gün Gazetesi neden manşetine bu meseleyi koyuyor? Şundan dolayı. İşte Fikret Bila söyledi ya. Aslında Akşener'in bu çıkışı MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın ezberini bozdu. Anlatabiliyor muyum? Şu an oyun tekrar kuruluyor. Yani Türk Gün Gazetesi'nin manşetine Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla çelişen bir şey manşeti taşıması aslında bir nevi o panik havasının yansıması. Biz o zaman Türk Gün Gazetesi'nin genel yayın yönetmenine orada çalışanlara şöyle bir hatırlatmada bulunabiliriz. Yani eğer Bahçeli sizin için önemli bir siyasi aktörse ey çalışan arkadaşlar. Bahçeli'nin son mesajını dikkate almanızda fayda var. Çünkü Bahçeli demişti ki ya bunların isimleriyle, bunların fotoğraflarıyla, bunların gündemleriyle taşma programlarını doldurmayın. Adeta onların PR'ını yani halkla ilişkilerini yapıyor. Reklamını yapıyorsunuz evet. yahu. Reklamını yapmayın diye uyarmıştı. Ve daha bugün yaptılar işte. Şimdi bugünkü gazetenin ilk sayfasındaki Hı. fotoğraflara bakın. Koca e, bir fotoğraf. Meral Akşener'in. Ve gayet de karizmatik görünen bir fotoğraf. Evet. Çünkü biliyorsunuz o medyanın şöyle özellikleri de var. E, e, evet, evet daha böyle antipatik <laughs> görünen fotoğraflarını kullanarak oradan da bir söylem kazanma şeklinde bir huyları da var. Ondan sonra... Evet biraz Kemal Bey'i düşünceli koymuşlar fotoğrafını. Ondan sonra zillet karıştı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Daha üstte kim var Görmem. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Evet, İmamoğlu evet, da var. Ekrem İmamoğlu var. Rahatsızlık resimden büyük. Resimler hep bu tarafta. Evet rahatsızlık Hatta büyük. Ip her an kopabilir. Evet ben başbakan olacağım. CHP lideri ne olacak bakın Türk Gün gazetesi. Bakın tırnak içi vereceğim. Tekrar söylüyorum. Devlet Bahçeli dedi ki zilletin aday meselesi milletin meselesi değildir. Peki bu manşet nedir? Peki bu detayı da yakalamış Barış Beylivan. Evet Fikret Bila'ya soralım. E, şimdi Fikret abi e, Mustafa Balba'ya da konuştuk Kılıçdaroğlu. Orada gelinen noktayı tam bir çoklu organ yetmezliği olarak nitelendirdi. Ve aslında bu iktidar kendisi de biliyor e, tükenmiş olduğunu, bitmiş olduğunu. Ama etrafındaki beslemeler Onlara ona bunu söylemiyor dedi ama gelinen nokta tam bir çoklu organ yetmezliği ve şu sözü de ilginçti. Yani biz evet ittifak büyüyebilir ama önemli olan hedef ortaklığıdır. Tarzlarımız farklı olabilir. Örneğin ben dostlarımızla geleceğiz diyorum. Meral Hanım 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diyor şeklindeki söylemlerle de bu gündem aslında daha da pekişmiş olduğu Peki yine sizin o muhalefetin yoluyla ilgili konuşmamıza ekleyeceğiniz ve şu son konuştuklarımızla ilgili olarak yani daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığı mı gündeme geldi yoksa Salim Şen'in dediği gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir hani jübile gibi algılanabilecek bir pozisyona girmeyi tercih edeceğini zannetmiyorum şeklinde bir tahmini var. Dolayısıyla çatı aday olabilir ama bu sefer yine bambaşka bir aday. Kılıçdaroğlu'ndan da başka bir aday çatı aday olabilir mi? Bu konularda siz ne dersiniz Fikret abi? Evet. Evet şimdi e, bu altı parti arasındaki